Şimdi sokak köpekleri için biraz mama verdim. Kendi köpeklerime de. Ve buradaki hayvanlar aşırı derecede aç. Birkaç kez genç bir kız geldi, bu köpeği götürdü. Biz bağlıyoruz ama evden kaçıyor dedi. Ama ben çok samimi olduklarını düşünmüyorum. Bakıyorlar böyle. Hoşlarına gidiyor evcil hayvan beslemek. Sonra zor geliyor. Ve kademeli olarak vazgeçiyorlar hayvanlardan. Bu noktada da insanlar bu işin gırgırındaysa, sorumluluğunda değilse işte hayvanseverler böyle eziyet yaşıyorlar. Şimdi bu yeni bir köpek. Rengi çok hoşuma gitti. Bu da erkek. Şimdi işin zor olan tarafı şu. Bunlar birleşince sürü oluyorlar. Kendi aralarında kavga ediyorlar. Ve her zamanki gibi güçlü olan zayıf olana saldırıyor. Hoş, yürü. Git bakayım. Neredesin? Yürü. Şimdi her zaman elimde bir şeyle korkutuyorum. Bu sefer de elimde bir şey yok. Öyle bakıyor. Onlar da farkında. Burası da ara sokağımız. Buraya da elleriyle levhalar asmışlar, yazılar asmışlar. Burada her şey çok enteresan. Fransa'da varmış sanırım böyle. Caddeler ayrılmış. Bir caddeye başka bir caddenin nüfusuna kayıtlı insan giremiyormuş. Böyle kendilerince sanal kurallar oluşturuyorlar. Burada da öyle bir özenti var. Birkaç mahallede gördüm. Yani bu ne kadar kanunlara uyuyor, ne kadar doğru bilemiyorum ama böyle rastgele insanlar caddelere isim veriyorlar. Böyle yazılar yazıyorlar. Düzenle ilgili hiçbir şey yok. İnsanlar kaostan mutlu oluyorlar. İşte böyle kırılmış şişeler, çöpler, yemek artıkları. İnsanlar hayvanlara iyilik yaptıklarını sanıyorlar. Halbuki bunlar uygun şekilde pişirilmediğinde hayvanlar için zehir oluyor. Burada işte ne var? Kuru fasulye var. Hayvanlar için gaz yapıcı ama uygun şekilde pişirildiğinde ve az miktarda verildiğinde hayvanlar için faydalı olabilir bitkisel protein açısından. Ama böyle salçalı, yağlı, tuzlu, baharatlı bir kuru fasulye yemeği yapıp bozulduğunda da hayvanlara atmak son derece zararlı. Burada mis gibi bir su çıkıyor. Yeraltı suyu kaynağı çok fazla burada. Kaynıyor yerden. Bir sürü güzel ot var. Suyu temizleyen, suyu güzelleştiren, suya oksijen veren bitki. Ama bunun yanında işte insanın hunharlığı, insanın bencilliği, insanın çirkinliği. Etrafı güzelleştirmek yerine kendince kurallar koyuyor, kendince otorite olmaya çalışıyor ve tek yaptığı şey hayatı zorlaştırmak.